Evet. Allah'ı nasıl tanıyabilirim? Allah'ı tanımak için ne yapmalıyım? Bu muhtemelen ara ara aklınıza gelen, bizim de çok fazla şu an için gündemimizde olan, soru olarak çok fazla aldığımız bir konu. Allah'ı tanımak bizim en büyük meselemiz. Ama bu videoda tabii ki direkt Cenab-ı Hakk'ı esma esma tanıtmaktan başlamayacağız. Neden tanıyalım? Onu biraz konuşacağız ve bu giriş videomuz olacak. Ama videonun ilerisinde, yani bu seride isim isim Allah nasıl bir zat deyip Cenab-ı Hakk'ı isim isim tanımanın yolculuğuna başlayacağız. Peki bu noktada bu video serisi niye önemli? Bence bunu sormalıyız. Yani Allah'ı neden tanımalıyım? Şimdi derslerimizde sohbet videolarımızı, canlı yayınlarımızı izleyen kardeşler, abiler, ablalar şu soruyu sormaya başlıyorlar artık. Nasıl tanıyabiliriz? Çünkü dersin içeriği bize bu ihtiyacı hissettiriyor. Ne konuşuyoruz peki o derslerde? Bakın, önümüzde bütün dünyanın toplansa çözemeyeceği bir problem var. Sevdiklerinden ayrılmak istemeyen, kazandığı her şeyin gitmesine razı olamayan insanlık önündeki ölüme çaresizdir mührü vurmuş. Ama İslam bu noktada devreye giriyor ve diyor ki hayır, vallahi bir tohumun dirilmesi kadar kolay bu işin çözümü var. İnsanlığın çözemediği problemi çözmenin bir yolu var. İşte o yol, o çözümdür Allah. Başka bu kainata niye geldin? Ne yapıyorsun? Niye yaratıldın? Bu işlerdeki mana boşluğunu dünyada herhangi bir uğraşla, zevkle, hazla doldurmaya çalışan ve tatmin olamayan insanlığın tatminlik noktasıdır. Manasını doldurduğu yerdir. Ve başına gelen sıkıntıları anlamlandıramayıp işin içinden çıkılmaz bir hayata doğru giderken, en kıymetli şeyimiz canımızken, belki ondan bile vazgeçme noktasına giderken bütün bu sıkıntıları ve musibetleri defedip hepsine çözüm bulmaktır Allah. Misal sahabe efendilerimize bakın. Onca sıkıntı, meşakkat, işkence, gözlerinin önünde sevdiklerini kaybetmişler ama asla intiharı düşünmemişler. Çünkü ellerinde bir çözüm var. Allah. Dolayısıyla mana arayışını dolduran, kainatta yaşadığı işlerde, imtihanlarında, sıkıntılarında bir çıkışa, feraha kavuşmak isteyen, hayyale saleh, kurtuluşa giden ve önündeki ölümü çok basit bir şekilde çözüp ebediyetin kapılarını aramak isteyen herkesin tanıması gereken ilk zat, en temel nokta Allah'ın kendisidir. Zaten bu yüzden Kur'an'ın en büyük mesajı bu, değil mi? Yani 1500'den fazla ayet bize Allah'ın birliğinden ve varlığından ve nasıl bir zat olduğundan bahsediyor. Hatırlayın, namazdan, oruçtan, zekattan bahseden ayetleri toplasanız 150'yi geçmez belki, 200'ü geçmez ama 1500 ayet. Allah'ın en önemsediği nokta kendisinin bilinmesi. Çünkü en çok buna ihtiyacımız var. İslam ülkesinde, coğrafyasında yetişmiş Müslüman anne babaların çocukları olarak burayı çok es geçiyoruz. Yani zannediyoruz ki işte seni kim yarattı? Allah. Allah kaç? 1. 12 saniyede anlatınca bütün bu iş oldu zannederken Efendimiz, dikkat edin, Mekke döneminde sadece 12 yıl, sadece 12 yıl üzerinde ayrılmadan bu konu, isim isim Allah'ı tanıtmak üzerinde durdu. Yani namaz yok farz olarak, oruç yok, zekat yok, cihat yok, alkol yasağı yok, hiçbir şey yok. Yani ne var o zaman? Bakıyorsun %95 Allah. Şimdi bir gün bunun üzerine biz bunları konuşurken bir abimiz geldi medreseye. Dedi ki benim oğlum namaz kılmak istemiyor. Müslüman anne babanın çocuğu. Kardeşi de tanıyoruz. Kardeş de böyle gelip giden, arada namazlarını kılan bir kardeş. Dedi istemiyor. Dedim ne yapacağız? Nasıl kıldıracağız? Dedim ki abi senin oğlunun namazla ilgili bir problemi yok. Ya nasıl? Namazı nasıl kılınacağı, hangi sureler okunacağı, bunları biliyor zaten, biz gördük. Ama senin oğlunun Allah'la problemleri var. Bu işi kime yapacağını bilmiyor. Mesela sınava çalışacağı zaman belki çalışabiliyor, çalışmak istiyor ve oyun işte zevkle oynayabiliyor, film iştahla izleyebiliyor. Çünkü ona bakan menfaatini görüp o işe atılabiliyor. Ama namazı kıldığı zaman bu işin ona bakan menfaatini görmüyor. Menfaatin kendisi Allah'tır. Yani bu işte oğlun tanımadığı için Allah'a iştahlanıp onun huzuruna gitmek istemiyor. Problem namazda değil. Namazı kimin için, nasıl bir zat için kıldığında. Çünkü Allah'ın ölümüne çare bulacak bir baki olduğunu, Allah'ın bütün onun etrafındaki lezzetleri yapan latif, yaratan latif olduğunu, bütün aldığı kazandığı ihsanları kazanma gücü insanın kendisinde bile yokken her şeyi bir ağacın, bir odunun, bir güneşin eliyle, annesinin eliyle veren bir kerim olduğunu, bütün menfaatinin ve kazançlarının, hazlarının onun elinden geldiğini ve bitmemesinin tek yolunun yine bu işleri veren zat olduğunu, velhasıl isim isim Allah'ın nasıl bir zat olduğunu bilmiyor. Bilmediği için
Tanımıyor. Tanımadığı için sevmiyor. Sevmediği için ona iştahlanıp onun huzuruna gitmek istemiyor. Problem eğilip kalkıp sure okumakta değil. Problem namazın özünde, Allah'ta. Senin oğlun Allah'ı sevmiyor. Öyle deyince şöyle bir dondu kaldı. Yani nasıl olur dedi. Dedim sor git. Nasıl bir Allah? Kime biz bu secde yapıyoruz? Sor bakalım. Vallahi o kardeşe de biz sonrasında konuştuk. Dedim ki bak Allah'la ilgili aklına ne geliyorsa Cenab-ı Hakk'a sor. Dedi abi o zaman niye böyle yapıyor? Şurada bir insan bizim gözümüzden öldü. Niye öldürdü? Şu çocuğa bu niye oldu? Baktım ki içeriden gerçekten Allah'a çok ciddi suizanlar var. Temel zaten biz bunu bu olduğunu söylemiştik ama hani aile bunu kabullenmekle zorlanmıştı. Ama oraları da tek tek konuştuk. Allah bak nasıl bir zat deyip tanıtınca abi dedi oldu. Şimdi bizim meselemiz işte bu yüzden bu. İşin ritüelinden, İslam'ın yaşanmasından önce imanın edilmesi önemli. O imanın içinde de Allah deyince sadece dedik ya yaratan, ortaya bir icraat koyan bir zat değil. Aynı zamanda o icraatların arkasında nasıl biri olduğunu esma esma anlamaya çalışacağımız bir zat ancak bizim problemlerimizi çözebilir. Dolayısıyla bütün esmaları teker teker işleyeceğimiz, gönlümüze böyle imanın inşallah dolacağı bir seri olacak. Dedik ya buna sonsuzumuzu istediğimiz kadar, kaybetmek istemediğimiz her şey kadar, kainatın artık anlamsızlıktan bizi boğmasına izin vermek istemediğimiz an kadar buna ihtiyacımız var. O zaman bu bütün boşlukları tatmin olacağımız kalpler yalnızca Allah'ı anmakla, yani isim isim tanımakla tatmin olur dediğimiz esma serimiz hayırlı olsun. Vesselam.